Gerçeğin Sesi. hakikathaber.net. Bizleri şereflendirdiniz. Onur duyduk. Hepinize Siirt Vakfı Yönetim Kurulu adına içtenlikle hoş geldiniz dileklerimizi iletiyoruz ve saygılarımızı arz ediyoruz. Şeref verdiniz efendim. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Tabii en güçlü birliktelikler İstanbul'da doğuyor. İstanbul'un özü itibariyle. Bu nedenle bu vakfın buradaki faaliyetlerin ayrı bir önemi var. Bu faaliyetlere yardım ettiğiniz için, destek verdiğiniz için, para verdiğiniz için, emek verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyor ve Yüce Allah'a dua ediyoruz sizler için. İleride yardım götüren tek memleket Hemşehri Derneği Siirtliler Vakfı. İşte o yüzden daha kuvvetli bir alkışla rica ediyorum yönetim heyetini alkışlamanızı ve tabii kendinizi, yani sizi tebrik etmek lazım. Bu katkılarla, bağışlarla oluyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde, yabancı ülkelerde, çeşitli içeriklerde yardım faaliyeti, az önce seyrettiğiniz faaliyeti götüren tek hemşehri derneğidir Siirt Vakfı. Başka önemli hizmetler de gerçekleştiriyorlar. Şimdi bu hizmetlerin ayrıntısı ve bir nevi faaliyet raporunu bilginize sunmak istiyor Sayın Başkan. Onu alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın Zeki Akyüzlü huzurlarınızda. Buyursunlar Sayın Akyüzlü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ehlihi ve sahbihi ecmaîn. Sayın Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız ve heyeti, Mütevelli Heyeti Başkanımız ve heyeti, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve saygıdeğer hazırım. Uzun aradan sonra tekrar bir araya geldik. Bizi tekrar bir araya getiren Cenab-ı Hakk'a sonsuz ve hamd şükürler olsun. Güneydoğu'ya ilaç kampanyası açtık. Bu ilaç kampanyası aslında Yolabaşı üyelerimiz önümüzü açtı. Önce kendileri yaptı bu işi, sonra bizi de teşvik ettik. Biz de bir kamyonet ilaç topladık, teslim ettik. Kendilerine teşekkür ediyorum. Güneydoğu'da kardeş projemiz var.
Evet. Şu anda Güneydoğu'ya sürekli malzeme gönderiyoruz. En son Diyarbakır Şubesi kurmakla inşallah orada değişik faaliyetler yapacağız. Hem oraya malzeme göndereceğiz, hem de niyetimiz o ki Diyarbakır'da Ramazan boyunca en az 1000 kişilik bir iftar programı yapmaya, her gün. Onun çalışmasını şu anda yapıyoruz. Evet, evet arkadaşlar, Sur'da yapacağız iftarı inşallah. Tabii ki zaten Diyarbakır demek Sur demek. Nasıl Fatih demek, İstanbul demekse Sur demek, Diyarbakır demek. Şimdi sizlere hitap etmek üzere vakfımızın Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Sayın Ethem Sancak Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyoruz. Çok teşekkürler. Sevgili hemşerilerim, davetimize lütfedip icap ettiniz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Vakfımızın icraatlarını değerli başkanımız sizlere arz etti. Gerçekten gurur verici. Ama daha yolun başındayız. Daha çok şeyler yapacağız inşallah bu vakıfla. Önceliğimiz tabii vakıf genel merkezimizin, vakfımızın şöhretine ve aktivitesine uygun bir hale getirilmesi ve yerleşkesinin, binasının tamamlanması. İnşallah onu da becereceğiz. Siirtliler bir şeye el attılar mı mutlaka becerirler. Tarih bunu böyle söylüyor. 13 bin yıllık tarihli bir kent, 13 bin yıldır kent kalmayı başarabilmiş dünyadaki en dev kentlerden biridir Siirt. Bir sürü 13 bin yıllık kent var arkeolojik geçmişinde insanlığın, ama bunların hemen hepsi sönmüş kentler. Kent olarak hala yaşayan neredeyse tek kent bizim kentimiz. Ve yaptığım araştırmalara göre insanlığın ikinci türeci diye tarihçilerin ve antropologların ve inançların tarif ettiği Hazreti Nuh'un tufanı 40. günün sonunda Şırnak'ta son buluyor. Şırnak'taki Cüli Dağı Hazreti Nuh'un gemisinin karaya vurduğu yer. Uzun zaman bizi oyaladılar. Amerikalılar belli bir amaçla Ağrı dediler. Ağrı'da aradılar. Ağrı'da bulundu dediler ama bunun tamamen külliyen yalan olduğu ortaya çıktı. Ağrı'da öyle bir şey yok. Onlar bir başka maksatla o günkü Irak ve Sovyetler Birliği'ni gözetlemek için öyle bir efsane uydurdular ve Ağrı'yı orada kullandılar. Bütün antropologların, tarihçilerin ve inanç dünyasının bilginlerinin söylediği şey Hazreti Nuh'un gemisinin Cudi'de karaya vurduğudur. Cudi'de Hazreti Nuh'un seçtiği insanlar ve canlılar Cudi'nin eteklerinden aşağılara doğru inerek medeniyeti inşa etmeye başladılar. Tabii Cudi'nin çevresi ve arazisi buna uygun değildi. İlk konakladıkları yer Şehri Nuh diye bilinen Şırnak'tı. Ama medeniyetin inşası için gerekli olan suyun, toprağın ve havanın bileşkesinin olduğu yer Siirt olduğunda, Siirt ve çevresindeki ovalarda yayıldı insanlık. Ve bugün de zaten arkeologlar işte daha 5-6 ay önce kendisine şükran borçluyuz. Ege Üniversitesi'nin ünlü arkeologlarından
Profesör Sağlam Temur'un ve ekibinin yaptığı kazının sonucunda üç nehrin birleştiği üç ağızda Göbekli Tepe'den de eski ilk siirti buldular. Ve onun kalıntıları bulundu. Şimdi de yaklaşık 30 bin parçalık arkeolojik buluntu Siirt'te depolanıyor. İnşallah önümüzdeki zaman diliminde Siirt'i tarihini sergilemek açısından da bir arkeoloji müzesine kavuşturacağız. Ve bunları bütün insanlığa sergileyeceğiz. Bu açıdan Antep'in bilinen tarihi 8000 yıl. Antep'te canlı bir kent olarak yaşıyor. Halep'in bilinen tarihi 8000 yıl. Halep'te yaşıyor. Gerçi şimdi büyük bir yağma ve saldırı altında o güzel kent. Onun dışında canlılığın sürekli yaşadığı Siirt'ten başka bir kent yok dünyada. Yani bunu her iddia sahibi arkeoloğla ve bilim adamıyla tartışırım. 13 bin yıl kesintisiz yaşamın sürdüğü tek kent dünyada Siirt. Bununla da övünebiliriz. Kesintisiz yaşam sürüyor. Çünkü diğer kentlerde sönmüş hayat. İşte mesela Efes 8 bin yıllık bir geçmişe sahip Efes, ama Efes'te hayat sönmüş. Efes diye yaşayan bir kent yok. Yanı başında Selçuk ilçesi var ama o Efes'e tekabül etmiyor. Ama Siirt birebir 13 bin yıl kesintisiz yaşamın sürdüğü bir kent. Biz bu kadar kentliyiz, bu kadar da medeniyiz. Bu kadar da hani herkes der ya, ya bu nereye el atsan Siirtli ve Siirt çıkıyor. O özelliğimizden. Çünkü biz kentliyiz ve medeniyetin bütün insanlığa yayılmasının başlangıç noktası biziz. Hazreti Nuh'un torunlarıyız ve oradan geliyoruz. Tabii Siirtliler için böyle bir vakfın genel merkezini bu kadar becerikli bir il için tamamlamak zor olmasa gerek. Allah'ın izniyle de tamamlayacağız. Zeki Başkan hiç merak etmesin. Yükü onun sırtında inşallah bırakmayacağız Allah'ın izniyle. Onu tamamlayacağız ve vakfa yakışır, Siirtli'ye yakışır. Bir genel merkezimiz olacak. Dostumuzu, hemşehrimizi, ilgilisini oralarda ağırlayacağız ve faaliyetlerimizi oradan yürüteceğiz. Tabii bu söylem kitaba verdiği değer açısından İhsan Hoca'nın ellerinden öperim. Onun bana verdiği vazifeden kaçacağım anlamına gelmez. Yani sevgili sunucumuz Ertan Ethem Bey'i ondan şey yapalım, azat edelim. Vakfın zaten görevleri var dedi. Tabii o Siirt'i, ama Siirt'i daha fazla tanımıyor. Çünkü biraz Siirt'ten uzak büyüdü. Onun babası çok iyi bir Siirtli ve bütün Siirtliler onu tanır. Saygıdeğer valimiz Hikmet Dan bizi gururla temsil etti Siirtlileri. Devlet katında en üst görevlerden biri olan valiliğe geldi ve her yerde Siirtliğini göğsünü gere göre söyledi. Siirtliler Hikmet abiyi bilir. O da Siirtlileri bilir. O açıdan gençliğine veriyorum Ertan'ın. Biz Siirtli görevden kaçmaz. Başım üstüne İhsan Hocam o beş üstlüğü alacağım ve bütün yerlere dağıtacağım. Ben kitabı okumadım ama zaten hocam asla iyi olmayan bir şeyi okumayı önermez. Ben onu biliyorum. Hocamla bizim mazimiz çok eskidir. Biz ikimiz de Pervariliyiz. O yaşça benden büyüktür. Bakmayın böyle genç durduğuna. Abimizdir. Ben hasbelkader kızıl sosyalist olmuştum. O da yeşil sosyalistti. O hep beni yeşil yapmaya çalışıyordu. Geçen dedim ki ya bak pembede buluştuk. Yok dedi, ben hala yeşilim dedi. Onun bizde emeği çoktur. Kendisine çok şükran duyuyorum. Burada da huzurlarınızda bunu anlatmak istiyorum. Bilinsin, tarihe ne düşünsün diye. Biliyorsunuz Siirt'e bizim tavatürle kabul edilen soyumuz Elbet'e dayanıyor. Öyle biliyoruz, öyle söyleniyor. İstanbul'a geldi ailenin büyük çoğunluğu. Sonradan düşündüm, yüzlerce gencimiz var. Hepsi yüksek okullarda okuyorlar. İşte dünya global bir birey oluyorlar. Ve biliyorsunuz yeni gençlik hep belge istiyor. Söylenceye değil, belgeye dayanıyor. Dayandırmaya çalışıyor. Doğru bir şey bu zaten.
Dedim ki hocam ya bu bize elbet diyorlar. Tamam bugüne kadar sağ olsun Siirtliler 500 yıldır bunu bizi böyle bildiler. Fakat bundan ötesi biraz zor. Biz bunu bir belgeye kavuşturalım. Yani tarihsel kökenimizi, Sancak ailesinin tarihsel kökenini ortaya çıkartalım dedim. Bizim ailede de çok saygın din bilginlerimiz var. Enis Kamer hocam, Mazhar hocam. Fakat bunların tabi ufku bir üniversite profesörü kadar geniş değil. Sen bir rehberlik et, bu çalışmayı bize yap, bizim bu kökümüzü bir çıkar ortaya dedik. Sağ olsun Fas'tan da destek alarak, Elazığ'dan da destek alarak 2-3 yıllık çok yoğun bir emekle bizim tarihsel kökenlerimizi belgeleyebileceğimiz iki tane eser çıkarttılar ortaya. Kendilerine şükran borçluyum. Onun için ben hiçbir zaman İhsan Hoca'nın hakkını ödeyemem. Küçüklüğümden beri bende emeği var. Hele öyle 500 kitap, 500 tane kitap hakikaten az istediği. Belli ki Siirt Araplarından olmadığı için o pervariden Türk kökenli. Onlar aşirdirler, fazla istemezler. Gözleri toktur. Onun için ben ucuz kurtuldum hocam. 500 kitap başım üstüne. Emrin olur. Zeki Başkan'la biz anlaşırız. O kolay. O ayrı bir konu. Zaten bir önceki işçilere toplantılarına katılan hemşehrilerimize de söylemiştim. Zeki hocam sen devam et. Allah'ın izniyle hiçbir zaman seni yolda bırakmayacağız. Yükü sırtında tutmayacağız. Her açıdan bu bizim hemşehrilik görevimiz. Hem vakfın yaşayan çalışmalarına katılmak, hem vakfın genel merkez gibi zorlu bir işini bitirmek boynumuzun borcudur. O konuda müsterih olsun. Tabii bu faaliyete katılım, hani az gelen çok veren maldan, az veren candan misali, katılım ve içinde yaşamak açısından her Siirtli hemşerimizin küçük de olsa buna katkısı hakikaten çok onur verici bir şey. Bu konuda yükü eten sancak taşıyor, tamam biz muaf olduk gibi bir Siirtçe yaklaşım içinde olmayın. Herkes katılsın. Hepinizi davet ediyoruz. Katkının büyüğü küçüğü olmaz. Her katkı muhterem ve güzeldir. Hele böyle sosyal ve inancımız ve geleceğimiz açısından önemli faaliyetlerin yürütülmesi ve katkı bence cennetin yolunu açan katkılardan biri sayılır, değil mi hocam? Fadime makamıyım değilim ama herhalde öyle. Çünkü Hazreti Peygamber'e sormuşlar, geçen gün bir televizyon programında da dile getirdim. İnsanın en hayırlısı kimdir demişler. Onun verdiği cevap bütün insanlığa ışık tutuyor. İnsanın en hayırlısı çevresine faydalı olandır. İşte bu vakıf faaliyetleri çevreye faydalı olmaktır. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Katkılarınızı beklediğimizi Zeki Başkan adına söylüyorum. Ve sizi saygıyla selamlıyorum. Huzurlarından ayrılıyorum. Teşekkür ederim. Gerçeğin Sesi. Hakikat Haber.net